Arkadaşım selamlar. Ben İsmail Hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlarım, dizilerin artık son konusundayız. Fibonacci sayı dizisini ve toplam sembolünü bitireceğiz arkadaşlarım. Daha sonrasında dizilere noktayı koyacağız ama no noktayı koymadan önce small, medium ve large testleri, SML testlerini sevgili arkadaşlarım çözeceğiz. Öyle nokta koyacağız. Öyle hemen kaçmak yok. Konuyu dinledim. Olmaz öyle. Testi de çözeceksin. Daha sonrasında artık ben dersem sana artık nokta koy diye sen orada nokta koyacaksın. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlarım Fibonacci sayı dizisiyle devam edelim. Hadi hep beraber videoya derse geçelim. Fibonacci sayı dizisi. Şimdi özel bir dizi arkadaşlarım. Biraz da özelliklerinden falan bahsedeceğiz. Şimdi ilk terimi 1 ve ikinci terimi de 1 olmak üzere her pozitif n tam doğal sayısı için an ile an artı 1'in toplamı bir sonraki terimi veriyorsa yani ardışık iki tane terimin toplamı bir sonraki terimi oluşturacak şekilde olan mesela burayı oluşturdu. Bununla bunun toplamı da bir sonrakini oluşturacak şekilde bir diziye sahipsek biz bu diziye Fibonacci dizisi diyeceğiz. Fibonacci dizisini özel olarak Fn ile gösteririz arkadaşlarım. Ve Fn'in burada ilk bazı terimleri verilmiş. 1, 1 ile başlıyoruz. 1, 1 daha 2. 1, 2 daha 3. 2, 3 daha 5. 3, 5 daha 8. 5, 8 daha 13. 8, 13 daha 21. 13, 21 daha 34. 21, 34 daha 55. 34, 55 daha 89 diye devam ediyor. İşte mesela burada 55 ile 89'u toplarsanız 144 dersiniz. 89 ile 144'ü toplarsanız 233 dersiniz. Bu ikisini toplarsanız 377 diye bu dizi böyle devam eder arkadaşlar. Yani bu dizinin özelliği ne? Artık belirli bir miktar arttıktan sonra ardışık olan iki terimden büyüğünü küçüğüne bölerseniz mesela şunu şuna böldüğünüz takdirde Fibonacci sayısını yani altın oranı bulursunuz arkadaşlar. Mesela burada 377 bölü 233 şu an hesap makinelerinizden yapın arkadaşlar bunu. Hesap makinelerinizden yapmadan önce hatta ben size hesap makinesinden yapayım bunu. Örnek veriyorum. Şöyle hesap makinemizi şuraya getirelim. Ve diyelim ki 377'yi kaça bölüyoruz arkadaşlarım? 233'e bölüyoruz. Bakın 1,618. 1,618. Ki zaten bu da yaklaşık olarak sevgili arkadaşlarım altın orana eşittir diyeceğiz. Ya da mesela burada 233'ü 144'e bölelim. Hadi bunu sıfırlayalım şimdi. 233'ü bölü 144 diyeceğiz. Ve eşittir diyorum. Tabi sayı atadığımız için orası da değişti. Bakın bu da yine 1,618 geldi. Az önceki de 1,618 gelmişti. Bu da 1,618 geldi. Demek ki sevgili arkadaşlarım yeteri büyüklükteki sayılara ulaştığımız takdirde hep bu 1,618'i yani altın oranı yakalayacağız. Yani neden yeteri kadar büyüdüğüne dedim. Çünkü mesela 2'yi 1'e bölersen 2 bulursun. 3'ü 2'ye bölersen 1,5 bulursun gibi. Yeteri kadar büyüdükten sonra bunu yaparsan hep 1,618'i bulursun. Sayılar ne kadar büyük olursa bu oran altın orana bir o kadar yakın olacaktır. Bundan kaynaklı özel bir dizi. Fibonacci dizisinin örnek 56 en küçük 3 basamaklı teriminin indisi ile en büyük 3 basamaklı teriminin indisinin çarpımı kaçtır diye soruluyor. Şimdi yani şu soruluyor arkadaşlar. Ben bu diziyi şöyle şuradan koparıp alayım arkadaşlar. Öncelikle şöyle yapalım ve biraz da büyütelim tabi. Şimdi Fibonacci sayı dizimizin ilk bilmem kaç terimi buydu. Buradaki neydi? 144. Daha sonrasında 233 gelecekti. Daha sonrasında 377 gelecekti arkadaşlarım. Bu ikisini toplarsanız da 510-610 yapar. Şu ikisini toplarsanız da 987 gelir. Şimdi bu da en büyük 3 basamaklı olan değil mi? En küçük 3 basamaklı olanı hangisi sevgili arkadaşlarım? İşte şurada 144 en büyük 3 basamaklı da bu. Şimdi bu birinci terim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın bu 12. terim. 13, 14, 15 bu da 16. terim sevgili arkadaşlarım. İşte en küçük 3 basamaklı teriminin indisi 12. En büyük 3 basamaklı teriminin indisi 16. Bu ikisinin çarpımı sorulmuş. Yani 16 kere 12 sorulmuş arkadaşlarım. Bunları da çarparsanız 6 kere 16 normalde biliyorsunuz 96 yapar. 96'yı demek ki 2 ile çarparsak cevabımız karşımıza çıkar. Doğru cevap 192 olacakmış. 57. örneğimiz Fibonacci sayı dizisinin ardışık 3 terimiymiş arkadaşlarım bunlar. Şu, şu ve şu. Buna göre fx artı 1 soruluyor. Tabi önce x'i bulmak lazım.
Şunu da şunun toplamı otomatikman tabii şunu vermek zorunda. O halde toplayalım. 15x artı 4 eşittir diyorum. 8x kare artı 2. Şimdi bunları sağ tarafa davet edelim ki ikinci dereceden denklem çözelim. 8x kare eksi 15x eksi 2 eşittir 0 dedim. Daha sonrasında bu kısmı ben 4x'e 2x diye açsam mesela örnek veriyorum. Burayı 2'ye 1 diye açamıyoruz. Olmuyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım gelin şunu 8x'e x diye açalım. Burayı da eksi 2'ye artı 1 diye açarsanız çarpımları eksi 2 şu şekilde çarpıp toplarsanız da eksi 15 elde edersiniz. Demek ki buradan x eşittir ya eksi 1 bölü 8'miş ya da x eşittir 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi x'in eksi 1 bölü 2 olma gibi bir durumu söz konusu değil. Neden? Çünkü buraya ben dizi indisi olarak yazamam zaten. Dolayısıyla demek ki x kaçmış 2'ymiş. Gelin yerine yazalım. 2 kere 8 16 3 çıkardım sevgili arkadaşlarım. 13 geldi. Daha sonrasında şu 21 gelecek ve bu da 34 gelecek. Tabii doğal olarak. Fx artı 1 soruluyor. Yani bize f 3 soruluyor arkadaşlar. Yani şunları bulmamıza gerek yoktu ama olsun yine de gösterelim biz. Bizden f 3 soruluyor. F 3 de bu dizinin 3. terimidir. Yani 1, 1, 2. Şu 1. terim, bu 2. terim, bu da 3. terimdi. Hatırlarsanız yukarıdan bakın. Dolayısıyla cevabımız kaç olacakmış? 2 olacakmış. Ve Fibonacci ile alakalı bir diğer örneğimiz. Bu da Fibonacci ile alakalı son örnek anlamına geliyor. Şimdi burada 4 nolu çapraz, 5 nolu çapraz, 6 nolu çapraz falan var. Dikkat edin şimdi. Yukarıda Pascal sayı üçgeninin, bakın Pascal üçgeni Fibonacci ile ne ilgisi var? Muhteşem ilgisi var arkadaşlarım. Pascal üçgeninin matematikteki çoğu şeyle ilgisi var. Yani sırf bununla alakalı bir video çeksek ve tüm özelliklerini anlatmaya kalksak YouTube o kadar uzunlukta bir videoyu yüklememize izin vermeyebilir bizi. Ki vermez. Evet bakalım yukarıda Pascal sayı üçgeninin bir kısmı ve üzerinde n, bakın şuradaki n, Pascal üçgeninin satır numarası olmak üzere n nolu çaprazları göstermiştir. Bakın mesela şöyle, şurası kaçıncı satır arkadaşlarım? 1, 2, 3, 4, 4. satırdan başlarsak yukarı doğru şöyle çıktığımız zaman 4 nolu çapraz bu. Şurası 5. satır, bakın bu 5 nolu çapraz sarı çizgi. Şu 6. satır 6 nolu çapraz gibi. 4 nolu çapraz mor, 5 nolu çapraz sarı ve 6 nolu çapraz mavi renkte renklendirilmiş. Buna göre 12 nolu çapraz şeridinin üzerindeki sayıların toplamı soruluyor bize. Bakın çok ama çok tarz ve çok güzel bir soru. Ne alakası var yani Fibonacci ile? Fibonacci ile olan alakasını bulmamız lazım. Şimdi biz bunların yanına 3 nolu çapraz şu olur mu arkadaşlar? 2 nolu çapraz da şu. 1 nolu çapraz da tabii doğal olarak artık şudur diyebiliriz. Şimdi 1 nolu çaprazın üzerinden geçtiği sayıların toplamı sevgili arkadaşlarım 1. 2 nolu çaprazın üzerinden geçen sayıların toplamı yine 1. 3 nolu çaprazın üstünden geçtiği sayıların toplamı 2. Daha sonrasında 4 nolu çaprazın üzerinden geçtiği sayıların toplamına bakalım. 1, 2 daha 3. Şuradaki sarı çapraz 5 nolu çaprazın üzerinden geçtiği sayıların toplamı 5. 6 nolu çaprazın üzerinden geçtiği sayıların toplamı 1, 4, 3 daha 8. Şimdi burada bir şeye dikkat edin. 1, 1, 2, 3, 5, 8 bunlar Fibonacci sayı dizisini oluşturur bize. Hadi hayırlı işler. Ya işte Pascal üçgeni. Yani buradan şu düşünsene saçma sapan böyle çapraz diye tanımladığımız bir şeyler çekiyoruz. Bunların toplamı üzerinden geçtiğimiz sayılar bize Fibonacci sayı dizisini veriyor. Ama Fibonacci sayı dizisini bulurken Pascal üçgenine belki de hiç bakmamış. Veya Pascal bunu bulurken Fibonacci'nin sayı dizisini bilmiyordu bile belki de. İşte matematiğin güzelliği de burada arkadaşlarım. Belki bilmiyorum tarihçesini ama kesinlikle aralarında bayağı bir yıl vardır Pascal üçgeninin bulunmasıyla Fibonacci sayı dizisinin elde edilmesi arasında. Ama gördüğünüz üzere işte matematik böyle güzel bir şey. Kurulu bir zincir gibi birbirine bağlı arkadaşlar. Dolayısıyla da bu güzelliği sizlere de gösterdiğim için ben de mutluyum açıkçası. Şimdi bize sorulan şey 12 nolu çapraz. Yani Fibonacci sayı dizisinin aslına bakarsanız 12. terimi soruluyor. Fibonacci sayı dizisinin zaten 1-1 ile başladığını biliyorsunuz. 12. terime kadar gidebilirsiniz. Ya da az önce şurada bulmuştuk. 12. terim 144'tü arkadaşlarım. Doğru cevabımız da neymiş o halde? 144'müş sevgili arkadaşlar. Evet şimdi toplam sembolüne doğru geçtik. Arkadaşlarım toplam sembolü. Şimdi biliyorsun ki şu harf ne harfi? S harfi değil mi? Şimdi şu harf de S harfi ama bu biraz daha böyle şekilli, ince, uzun bir S harfi. Böyle nereden hatırlıyorsunuz bu harfi arkadaşlarım? Bu tarz olan bir S'yi nereden hatırlıyorsunuz? Tabii ki ben size hemen göstermek istiyorum bunu.
Şuradan hatırlıyor olabilirsiniz bence. Hemen gösteriyorum. Hemen çok az kaldı. Bekleyin arkadaşlar. Bakın mesela şuradan hatırlıyor olabilirsiniz. Değil mi? Kemanların üzerinde bulunuyor. Hem düzü hem tersi. S harfi. Peki ne alaka hocam keman üstündeki sayıyla? Aslında o keman üstündeki sayı integral işareti olabilir mi? İntegral işareti. Ya da bu harf S harfi ve yanlış hatırlamıyorsam summa diye de bir kelimeydi. Böyle toplam anlamına gelen, seslerin toplam anlamına gelen bir harfti. Dolayısıyla bundan kaynaklı da S harfini kemanın üzerine koymuşlar. Çünkü keman dediğimiz alet arkadaşlarım, dünya üzerindeki çoğu sesi çıkarabildiğimiz bir aletmiş. Ben keman çalmıyorum tabii. Keman çalanlara ne deniyordu? Virtüöz mü deniliyordu? Virtüöz değiliz yani sonuç olarak. Ama olsaydık da ismi havalı olurmuş açıkçası. Şimdi nereden bağlayacağız bunu buraya? Arkadaşlar şu normal bildiğimiz bizim kullandığımız alfabedeki S harfi. Peki şu ne? Yani bunun bir harf olabileceğini düşündünüz mü? Tabii bu harf ve neyin karşılığı arkadaşlarım? Yunanca'daki S harfi. Yunanlılar S'yi böyle yapıyor arkadaşlar. Tamam? Ve şu integralle bulduğumuz matematikteki o S harfi arkadaşlarım. Aslına bakarsanız alanlar veya hacimler toplamı, uzunluklar toplamı işine yararken, integral bir şeyleri toplarken, bu da arkadaşlarım bildiğimiz toplam sembolü dediğimiz sigma sembolü. Sigma diyoruz bu harfi arkadaşlarım, tamam mı? İşte bu harfi gördüğümüz zaman matematikte bir şeyleri toplamamız gerektiğini de anlaman gerekiyor. Neyi toplayacağız? Bir kuralı var mı? Tabii ki var. Kuralı olmasa böyle ayrı bir toplam sembolü diye konu anlatmayız. Bak şimdi. Şuraya alt sınır diyoruz, buraya üst sınır diyoruz. Alt sınırda hangi değişkeni kullanacağın ve alt sınır olarak hangi sayıdan başlayacağın, k'lara hangi değeri atacağın belirlenir. Üst sınırda da son olarak k'ya hangi değeri vereceğin belirlenir. Alt ve üst sınırlar. Şurada da o toplayacağın ifadenin kuralı yazar. Neye bağlı olduğu da burada görünür bakın. K'ya bağlı bir toplanmış bu. K'ya bağlı bir fonksiyon yazacak orada. Ve sen burada AK'lar olduğu için önce K gördüğün yere 1 yazarak başla diyor. 1. Sonra 2 yaz ve bunu topla. Sonra 3 yaz. Toplaya toplaya git diyor. En son kaça kadar? N'e kadar. Çünkü üst sınır N'di. N'e kadar toplarsanız A1'den AN'e kadar olan toplamı elde etmiş olursunuz. Peki 59. örneğimize bir bakalım o halde. Bakın demiş ki K eşittir 3'ten başla 6'ya kadar K'ları topla demiş. Şimdi K'ları topluyorsak önce 3 yaz demiş, yazdım. Sonra 4 yaz, sonra 5 yaz, sonra 6 yaz demiş. İşte bunların toplamı 18 yapar arkadaşlar. Bu toplamın sonucu 18'dir. Şimdi şuna bakalım. 1'den başla 4'e kadar devam et demiş. K gördüğüm yerlere şuradaki sayıları yazacağım. 1 kere pi bölü 2'den sin pi bölü 2 gelir. Artı 2'yi yazarsanız sinüs 2 pi bölü 2'den sinüs pi gelir. Artı 3'ü yazarsanız sinüs 3 pi bölü 2 gelir. Ve 4'ü yazarsanız sinüs 2 pi gelir arkadaşlarım. Son olarak 4'ü yazdık zaten. Şimdi sin pi bölü 2 1'di. Sin pi 0. Sin 2 pi de 0. Sin 3 pi bölü 2 de eksi 1. Bunları toplarsanız doğru cevap karşınıza çıkar. Doğru cevap 0 olacaktı sevgili arkadaşlarım. Eksi 3'ten 3'e kadar n kare eksi n. Bunları topla demiş bize. Şimdi eksi 3'ten başlayıp 3'e kadar gidiyoruz. Ve şunu daha kolay toplayabilmek adına da n parantezinde n eksi 1 biçimde yazabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle eksi 3'ü yaz demiş, yazalım. Eksi 3 çarpı eksi 3'ten 1 çıktı, eksi 4. Bunları çarparsanız ne gelir? 12. Artı. Eksi 2'yi yazalım. Nerede? Şurada. Eksi 2 çarpı eksi 3 ne yapar? 6. Artı. Eksi 1 çarpı eksi 2 çarptık, ne oldu? 2 yaptı. 0 yazarsanız zaten 0 gelir. 1'i yazarsanız 1 kere 0'dan yine 0 gelir. 2'yi yazarsanız 2 kere 1'den 2 ve en son 3'ü yazarsanız arkadaşlarım 3 kere 2'den 6 gelecektir. Pekala, hadi toplayalım. 12, 6 daha 18, 2 daha 20 yapar. 2 daha 22, 6 daha 28 yapar. Sıfırların zaten büyük mü yok? Demek ki cevabımız 28 olacakmış sevgili arkadaşlar. 60. örnek. Yukarıda verilen toplamı, yani şurada verilen toplamı toplam sembolü kullanarak ifade edelim demiş. Birden fazla gösterim yapılabileceğini de unutmayın arkadaşlarım. Şimdi ben bunu toplam sembol olarak nasıl ifade ederim ona bakalım. Öncelikle 3, 8, 13, 18, 23 diye devam eden bir dizi için neyi bulmamız gerekiyor? Tabii ki bu dizinin kuralını bulmamız gerekiyor öncelikle. Kaçar kaçar artmış? Beşer beşer. O zaman ben size bir taktik öğretmiştim dizilerin başında hatırlarsanız. Beşer beşer arttığı için beşen diyorsunuz. İlk terim kaç arkadaşlarım? 3. 1'i yerine yazdığımız zaman 3 gelmesi için bir de 2 çıkarmamız lazım. 5n eksi 2.
O halde toplam sen bunu çaktın bunun kafasına. Bunu parantez içerisine almayı unutma. N'ler kaçtan başlasın? 1'den. Ve 58. terim, ya yani 58 numaralı terim, 58 ismi 58 olan terim kaçıncı terimdir? Bunu da 5n-2 58 eşitleyerek bulabilirsin. 5n eşittir 60 olur. Ne eşittir 12 olur. Demek ki 1'den 12'ye kadar 5n-2'lerin toplamı bize şu toplam, bu toplamı ifade eder sevgili arkadaşlarım. İşte sigma ile ifade ettik biz bu toplamı. Bir diğer sorumuz. K eşittir 1'den 35'e kadar 1 bölü kök içinde k artı 1 artı kök içinde k. Bu toplamın sonucu soruluyor bize. Öncelikle sevgili arkadaşlar, bu toplamı elde edebilmek için ben bunu bir önce hiç işe başlamadan önce ne yapayım? Eşleniyle bir genişleteyim. Üst taraf ne olur? Kök içerisinde k artı 1 eksi kök içerisinde k bölü alt tarafta k artı 1'in kare kökünün karesi ki k artı 1 yapar eksi kök k'nın karesi k yapar. K artı 1'den k'yı çıkarırsanız 1 gelir. Yani bu bölü 1'i hiç yazmamıza gerek yok o halde. Ben bu toplamı biraz değiştirmek istiyorum artık. K eşittir 1'den 35'e kadar. Ne oldu burası artık? Kök içinde k artı 1 eksi kök içinde k olmuş oldu. Tabii parantezi de attık. Pekala. Şimdi 1'i yerine yazarsanız kök 2 eksi 1 gelir. 2'yi yerine yazarsanız artı diyorum. 2'yi yerine yazarsanız kök 3 eksi kök 2 gelir. Artı. 3'ü yerine yazarsanız kök 4 eksi kök 3 gelir. Artı. 4'ü yerine yazarsanız kök 5 eksi kök 4 gelir. Artı diye devam ediyoruz. Nereye kadar? En son 35'i yerine yazacağız. 35'i yerine yazarsanız kök 36 eksi kök 35 gelir sevgili arkadaşlar. Şimdi burada artı kök 2 eksi kök 2. Artı kök 3 eksi kök 3. Artı kök 4 eksi kök 4 diye devam ederken en son sevgili arkadaşlarım madem eksililer gidiyor nokta 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 var şu arada. Artı kök 35 eksi kök 35 gider ve bitiririz. Peki geriye ne kaldı? Şuradaki eksi 1 ve buradaki kök 36 kaldı. Kök 36'nın 6 olduğunu biliyorsun. O halde cevabımız neymiş? 6 eksi 1'den 5'in ta kendisiymiş sevgili arkadaşlarım. Ve artık dizilerdeki son örneğimiz bir toplam sembolü sorusu. 62. örnek. Reel sayılarda tanımlı. Fx'i vermiş kuralını bakın 2x artı 1. Gx'in de kuralını vermiş 4x eksi 2. Bu fonksiyon veriliyor. M eşittir 1'den 4'e kadar f bileşke gm'lerin toplamı sorulmuş bize. Yani f'in içerisinde gm'i. Önce buraya 1 yaz, sonra 2 yaz, sonra 3 yaz, sonra 4 yaz ve topla demiş. Yani aslına bakarsanız f içerisinde g1 artı f içerisinde g2 artı f içerisinde g3 artı f içerisinde g4'ün toplamı soruluyor sevgili arkadaşlar. Öncelikle g1'i bulacağız. G1 dediğimiz şey g fonksiyonunda yerine yazarsın. 4 kere 1, 4, 2 çıkardım 2. Bak burası 2'ymiş, yani artık burası f2 artı G2 de 2 kere 4 8 2 çıkardınız 6 F6 artı G3 3 kere 4 12 2 çıkardınız 10 yani F10. Artık bak 2'den 6'ya 6'dan 10'a 4'er 4'er attığına göre burasında F14 olduğunu söylemeye gerek yok ama yine de yazabilirsiniz. 4 kere 4 16 2 çıkardınız 14. Şimdi F2 lazım bize. 2 kere 2 4 artı 1'den burası 5. F6 12 artı 1'den 13. 10'u bulursanız 21 gelir. 14'ü bulursanız 29 gelir. İşte bunların toplamı isteniyor bizden. Bakın şu ikisinin toplamı 34. Bu ikisinin toplamı da 34. Toplarsanız 68 gelir. Bu da bizim cevabımız olur diyebiliriz. Evet, söz verdiğimiz gibi bir önceki videoda şu kısım yaklaşık olarak 10 dakika sürdü. Sevgili arkadaşlar burası da 7-8 dakika sürdü ve konuyu bitirdik. Kısa bir ders oldu. Değerini kıymetini bil. Şimdi biraz dinlen ve small testi hemen yumul arkadaşım. Small testi çöz. Çözdükten sonra çözemediklerini dinle. Daha sonra medium testi benimle beraber çözebilirsin istersen. Ve tabii ki large testi de. O halde şöyle diyelim. Testlerimizde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.